Sevgili Galatasaraylılar, şimdi diyeceksiniz ki şampiyonluğu yeni kazandık. Bu neyin nesi? Bu standart. Yani herkes şampiyonluk kazanıyor da ondan sonrası biraz daha zor olur. Çünkü şampiyonluğa açken uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Ama şampiyonluk geldikten sonra yeniden aynı hedefe, camiayı koşullandırmak %100 olamayabiliyor. Üstelik önde başka görünen sıkıntılar da var ise o zaman biraz daha farklı olabilir. Bunlardan başlayalım. Öncelikle rakiplerin bize vereceği sıkıntılar var. Başta Beşiktaş. Beşiktaş, Şenol Güneş'le beraber Valerian İsmail'den sonra bir ivme yakaladı ve gözle görülür iyi futbol oynadı. Kadro yeterliydi. Ne diyorduk biz sene içerisinde? Beşiktaş'ın kadrosu Galatasaray'ın kadrosuyla karşılaştırıldığı zaman rekabet edebilecek tek kadro. Ama Galatasaray açısından düşünseniz neyse ki istikrarsızlık var. Yani her maçta her şeyi yapabilecek bir kadro şeklindeydi. İyi futbol oynuyor ve yönetimin de artık kendisini gerçek şeylerle ispat etti. Yani biz şu puanları alsaydık, şu maçlar böyle olsaydı, depremde böyle olmasaydı şampiyon olurduk. Hadi Konya Spor maçında şampiyonluk kutlayacağız falan ne diye, yani bu taraftar içinde çarşı grubu da var. Yani bu manipülasyonlara ne kadar prim verecek veya sizin bu yaptığınız gariplikleri ne kadar görmezden gelecek? Sizden başarı isteyecektir. Hele ki Şenol Güneş'in oynadığı ve kadronun hakkıyla oynadığı iyi bir futbol görünürken, yani özetle Beşiktaş bu düzenini transferlerle ya da yaz döneminde bozmaz ise Galatasaray için büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Fenerbahçe'nin elindeki kozu saha içindeki istikrar. Bakın, Vitor Pereira'dan beri aynı oyunu oynuyor Fenerbahçe. İsmail Kartal döneminde zirveye çıkarttı bence oyunu. Ve Jorge Jesus tarafından da bu oyun hızlandırıldı. Ama Fenerbahçe'nin eksikliği ne? Saha açısından baktığınız zaman Beşiktaş ve Galatasaray kadar kadro kapasitesi yeterli değil. Galatasaray'ın handikapı olan yıldızlarının yaşlı olması Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe daha ziyade, daha dinamik, daha tam çağında futbolculardan oluşuyor ama üst düzeyi tam manasında görememiş futbolcular var burada. Ama bonus değil artık. Bonus olarak demeyeyim de hiç beklemedikleri bir Arda kendi gelen tarzında bir oyuncu oldu. Ve ellerinde bir Emre Mor var. Bu bence dünya çapında bir oyuncu ama bunu görebilecek miyiz bilemiyoruz. Ama Fenerbahçe'nin artık 10. yıla dönmüş şampiyonsuzluk yılı onların orta ve uzun vadede plan yapmalarını kısıtlıyor. Hep kısa vadeli planlar yapacaklar. Kısa vadeli planlar da sistemli olmaz. Yani getirirsiniz bir hocayı, kısa zamanda iş yapan, motivasyonu kısa dönemli hocaları getirirsiniz. Hani tam manasıyla öyle demiyorum ama bir Mustafa Denizli öyledir. Bir Sergen Yalçın öyledir. Bir Yılmaz Vural böyledir. Bu tip hocalar. Şimdi Fenerbahçe'de Galatasaray'da olan bu yapı yok. Yani Galatasaray şampiyon olamamışlığının 11. senesinde, 10. veya 11. senesinde Avrupa'da da başarısı olmuş Joop Derwa Ligi'ydi. Yani 1980'de Avrupa şampiyonu olmuş ama 82'de yarı finalde elenmiş Dünya Kupası'nda. 84'te ise finale çıkamamış bir Almanya, artık emekli olan bir Derwa'yı ikna etti, getirdi. Ve bu Derwa ilk sene, bak 10. seneden sonra ilk sene bir Türkiye Kupası aldı. Onun dışında ligde orta sıralarda oynadı. İkinci sene güzel oyun oynattı kadroya ve yine şampiyon olamadı. Averajla Beşiktaş'ın arkasında kaldı. Parantez içinde şimdi eğer Averajla Beşiktaş'ın önüne geçseydi şimdi hala biz Beşiktaş'ın çalınan şampiyonluklarından bahsediyor. Bir tanesinden daha bahsediyor olacaktık ama onlar öne geçince böyle şeyler olmuyor. Ha bizimkiler de dediler. Semra Özal devreye girdi falan. Bunlara sarılmak biraz bazı Beşiktaşların yaptığına sarılmaya benziyor. Geçelim. Üçüncü sene ancak şampiyon olabildi. Yani 13. senede hala Dervali tuttu Galatasaray. Fenerbahçe böyle bir şey yapar mı? Geçen seneye kadar yaptı neredeyse yani. Ama şimdi hızlı tertip hocalara yönelecektir bilmiyorum ben. Hızlı tertip hocalar kendi dinamikleri içerisinde bunu yapabilecek. Aykut var, Ersun var ama dışarıdan birilerini getirecek mi? Ya da Galatasaray'ın yaptığını yapıp getirdiği hoca da ısrar edecek mi? Göreceğiz. Trabzon'a kısa değinmek gerekirse Trabzon 38 sene sonra şampiyon olmanın handikapını yaşayacak dedi herkes. Biz de dedik ve yaşadılar. Hele de kadrodan kan kayıpları, hele de kalanların motivasyonsuzlukları, hele de camianın artık doymuşluğu, isteksizliği bu sene Trabzon'u küme düşmekten ancak kurtaracaktı. Orta sıralara gideceğini biliyorduk. Az kalsın bir ara küme hatıra da gidecek Trabzon. Çok kötüydü Trabzon açık konuşmak gerekirse. Bu kaçınılmazdı. Abdullah Avcı'nın yapacağı bir şey yok. Tutamadı. 38 sene sonra bir kulübü şampiyon yaparsanız bu olur. Hele şampiyon olmamış bir kulübü Bursaspor gibi şampiyon yaparsanız silinir gider o takım. Bunu kaldırmak çok zor camialar için. Başakşehir niye silinmiyor derseniz konumuz değil ama hemen kısaca söyleyeyim. Bir, Başakşehir'in finansal dinamikleri diğer kulüplere benzemiyor. Ayrıntıya gerek gelmiyor. İkincisi, Başakşehir 10 senedir, 12 senedir Abdullah Avcı'dan beri aynı oyunu oynuyor. Yani Fenerbahçe için dediğimiz oyun istikrarı. Kadro yavaş yavaş değişiyor. Akut değişiklikler yapmıyorlar. Oyun sistemini değiştirmiyorlar. Emre geliyor, Okan geliyor, Aykut geliyor ama oyun sistemini değiştirmiyorlar. Kulüp sistemini değiştirmiyorlar. Başakşehir'in böyle bir avantajı var. Başakşehir'in rehavete girecek bir camiası da yok. Yapay bir kulüp. 1990'lı yıllarda Nurettin Sözen tarafından SHP Belediye Başkanı. Onun döneminde kurulmuş bir büyükşehir belediye kulübü. Hiçbir zaman bir taraftar kitlesi yok. Dolayısıyla bir rehavet unsuru olacak bir durumda yok. Şimdiye kadar konuştuklarımızı rakiplerimiz ana
başlığı altında konuştuk. Bir de Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da bizi engelleyecek, bizim önümüze çıkacak neler var? Birincisi mali yapı var. Mali yapı bakalım nasıl böyle bir bahar havasında, bir balay havasında gidecek bilemiyoruz. Veya bunlar neyin karşılığında gidecek onu da bilemiyoruz. Bilen biliyor, konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Biz bu kanalda sahadan baktığımız için buraya giremiyoruz. Giremiyoruz. Bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. İkincisi kiralık oyuncular var. Aşisa var. Özellikle Icardi var. Bunların ikinci sezon bizde olup olmayacakları belli değil şu dakika itibariyle. Bu takım içi dengeleri bozacak. Gidecek oyuncular var. Gomis yaşlandı diyor. Mata ne yapar bilmiyorum. Mata verimi veremedi. Adekugbe dönecek. Çok prim yapamadı. Ama bunun karşılığında bir Kazımcan'ın iyi oyunu var. Bir Kerem var. Hala beklentisi yüksek olan Yunus var. Yusuf Demir var. Ama tutmamızın zor olduğu bir Sasha Boye var. Victor Nelson var. Yani Galatasaray'ın oyuncu konusunda bir istikrarsızlık yaşanması, geleceklerin adaptasyonunun problem olabilme potansiyeliyle beraber her zaman var. Bu bir faktör. Detaylı konuşulur. Hızlı geçelim. Rehavet faktörü var ki Galatasaray'da bu en az oluyor. Çünkü Galatasaray şampiyonluklara veya başarılara alışık ve başarılardan sonra nasıl davranacağını da biliyor. Mesela Fatih Terim'in iki güzel şampiyonluğu var 2019'dan sonra. 2020'de pandemi girmese muhtemelen bir üçüncü şampiyonluk gelecek. 2021'de bir gol averajıyla kaybedilen şampiyonluk var. 2022'de yeniden yapılanma bence yanlış bir karar değildi. Ama gerek camia gerek taraftar gerekse elde edilen sonuçlar ve yönetsel istikrarsızlığa düşülmesi buna engel oldu. Ve başka bir yola dönüldü. Yarı yolda dönüldü. Yarı yolda dönünce müthiş bir başarısız sezon geçirilmiş oldu. Bunda kurgulayanların da suçu öyle oldu. Yani diyeceğim rehavet konusu Galatasaray için biraz daha az sıkıntı. Üçüncüsü tamam güzel oynadık ama şampiyon olduk ama fark ettiğiniz kadroda ve oyun yapısında boşluklar var. Bazen bir İstanbulspor, bazen bir Konyaspor, bazen bir Giresunspor bile bizi zor durumda bırakabiliyor. Beşiktaş maçında zor durumda kaldık. Yani kadro aslında en iyi halinde değil. Belki gelecek sene beraber oynamışlıkla beraber daha iyi hale gelecektir. Ama aynı boşluklar devam ettiği zaman rakiplerimizin biraz güçlenmesi durumunda, biraz yarış ortak olmaları durumunda kadrodaki bu oyun boşlukları detaylarını konuştuk hep konuşuruz. Bizim için problem olacaktır. Ve çok önemli bir faktör Avrupa paları. Yani biz Şampiyonlar Ligi'ne girmek için Temmuz'un ikinci yarısında hatta ilk yarısında başlayacağız. Dinlenme problemimiz olacak. Sezon başı hazırlıklarımızın bu kadar rahat olması zor olacak. Yani siz eğer Nisan-Mayıs ayına kadar oyuncularınızı, takımınızı fiziksel olarak yukarıda tutmak istiyorsanız sezon başı bunun için çok önemli. Bakın sezon başı yapmayan oyuncular kendilerini nasıl belli ediyorlar? Bir Mata bu sene hiçbir şekilde oynayamadı. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Sakatlık geçiren oyuncunun mesela döndükten sonra fiziksel bir sakatlığın olmasa halde fiziksel olarak ve ruh olarak takıma adaptasyonu çok zor oluyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynayacak olmamız bizi olumlu etkilemeyecek. Umuyoruz biz bu ön elemelerden geçeriz ve gruplara kalırız. O zaman da gerçekten zor şeyler yaşayacağız. Bakın 2019'da o dönemlerde yaşadık. Çünkü artık Avrupa kulüpleri kapitalist futbolla beraber çok farklı bir aşamaya geldi. Küçük ülke takımları biz bunlarla nasıl mücadele ediyorduk? Yabancı kuralımız yoktu ve bizim bir takımımız 1973'ten 2002 yılına kadar devamlılık içinde gelebiliyordu. Şimdi böyle bir şey yok. Bizim 10 sene önceki kadromuzla, 5 sene önceki kadromuzla, 3 sene önceki kadromuzla şu an kadromuzun alakası yok. Biz de onların sistemi yapılanıyoruz. Yani parası olan iyi futbolcuyu alıyor. Bize o zaman formsuz ya da kapasitesi daha sınırlı futbolcular kalıyor ve Avrupa'da rekabet olmuyor. Dolayısıyla parası olan kulüpler Manchester City, Real Madrid, Barcelona gibi kulüpler her zaman okpada oynuyorlar. Diğerler de kendi ebatlarına, boyutlarına göre sıralanıyor. Yani eski gerçek futbol dönemi diyorum ben ona. Gerçek futbol dönemindeki rekabetler yok. Bugün bir Steaua Bükreş Avrupa'da 86'da payı kaldırdı. 89'da final oynadı. Bugün bir Kızılyıldız aynı şekilde. Marsilya aynı şekilde. Bir bakın Paris Saint Germain var. Parayı buldu. Herkesi topladı. Fransız Ligi'nin istikrarını bitirdi. Bugün Manchester City dediğiniz takım belki daha önceki tarihinde iyidir ama benim hatırladığım dönemde buranın Ankara gücüsüdür. Ne bileyim Gençler Birliği'dir. Öyle bir şeydir. Manchester City diye bir kafaya oynayan bir takım yok benim hatırladığım dönemde ama aldı bir sermaye götürdü onları. Chelsea de öyle bir başarısal dönem yaşadı. Yani uzatmayalım bu ayrı bir konu. Şampiyonlar Ligi'nde adamı çarpıyorlar. Beşiktaş öyle bir çarptılar ki Beşiktaş yeni kendine geldi. Valerian'ın falan suçu yok ya. Grup maçlarında öyle bir çarpıldı ki ne Sergen Yalçın, ne Şenol Güneş, ne Valerian kendine getirebilirdi. Ancak kadro değişti. Dönem unutuldu da öyle kendine gelebilir. Unutmayalım ki medya, sosyal medya, televizyon yorumculuğu, yayıncı kuruluşun çıkarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iç ve dış dinamikleri, dış dinamiklerden kastedileni biliyorsunuz ve muhtemel bir döviz kuru bizi çok zorlayabilecek. Bu bile bizi ve diğer kulüpleri zorlar. Sadece bizi zorlamaz ama bunlar önümüzde görülen, akut dönemde görülebilen konular, başlıklar, ana başlıklar halinde anlatımı olabilir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.